Qobustanlar ön cəbhə Ağdağ köyündəyik. Burası sıfır nokta. Buradan o taraf artıq yox. Burada əskərimiz durar. Buradakı köyümüzü korur. Buradan o tarafa Ermənistan başlar. Amma orası Ermənistan torpağı deyil. Orası bizim torpağımız. Amma Çar Rusiyasının Sovet İmperatorluğunun işgali yıllarında zorla bizim insanımızdan alınaraq Ermənistan'a verilmiş. Bu kəndimiz çox acı çəkmiş. Bu evin həmən həmən 160-lı savaş dönəmində yakılmış. Çox şəhid olan bir köyümüz. Və bu köyümüz deyilər çox üstündə cümlümüzdə çox üstündə evliyalar yaşamışlar və kabirlər var. Buranın insanının Ermənistan'a nasıl bir insanlık dışı cinayetlər yaptığını bu köydə bir taşı yapılacaq. Bu yolu görüyor musunuz? Bu yol bu köyün kabristanlığına gedər. Amma buradan kapatılmış. Bu insanlar kendi kabristanlığına gidemiyor. Anne babasının çocuğunun kabrini ziyaret edemiyor. Neden? Çünkü oraya giden insanları snayperlerle, uzun mevzili silahlarla vurdular. Ölen oldu, yaralananlar oldu ve devlet yeni kabristanlık yaptı ve insanlara rica ediyoruz. Acınızı anlıyoruz ama sizin hayatınız tehlikeye girerse bu defa hepimiz üzülüyoruz diye insanlarımıza çağrıda bulundu. O kabristanlıkta tarihi bir anıt var. Al dedenin ocağı, ünlü bir evliyanın ocağı bir tarihi eserdir. Oranı da yaktılar. Kabristanlığı yandırdılar, yaktılar. Tarihi anıtı yandırdılar, yaktılar. Buranın suyu doğal olarak oradan geliyor. Nehir. Ama yazın geldiğinde o nehrin karşısını keserek suyu başka taraflara dağıtıyorlar. Neden? Bu insanlar yazın su almasın. Susuzluktan kalsınlar diye yani bir gezit muamelesini yapıyorlar. Çok az su gelir, su böyle bu dere yatağına gelir, oradan gelir. İnsanlar o dere yatağından suyu almak isteyende ise sniperlerle vurmaya başlıyor. Uzak menzili silahlarla. O yüzden devlet ne yaptı? Devlet buraya yeni bir baraj yaptı. Yeni bitti. İndo barajdan sonra da yolunu yapmaya başladı. Önce baraj olsun, arkasınca da yolu. Buranın insanını su alabilsin. Çünkü bu köyün su almasına Ermenistan böyle bir muameleyle insanlık dışı izin vermiyor. Baraj yeni bitti. İnşallah insanımızın bu bölgede su sıkıntısı bununla bitecek. Bu yandırılmış evlerin çoğunu baktığınızda insanlar yeniden kurdular. Mesela bu gördüğünüz ev var. Hemen yeni kurulmuş. Bu evi kaç defa vurmuşlar, kaç defa yakmışlar. Adam kardeşimiz inatçı. Demin bahsettiğiniz evet, inatçı. O da inadına ben diyor burada yaşayacağım. Bu evi burada devlet de yardım yapıyor. Ben diye evimi koyacağım. İnadına oradan bir adım da atmıyor ve biz çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kendisi de geldi. Buradaydı. Bak bu evde ne kadar şey olsa da her zaman yaşıyor. Yani buranın durumu buranın durumu size ben anlattım ama her şeye rağmen bu köyün insanı çok şehit ediyorum Allah'ın çok şehit verdi ama evleri yaktılar yıktılar çok şehit var ama buna rağmen buranın insanı fedakarcasına düşmanla savaştı. İndi bakıyorsunuz yanan yerler görüyor musunuz siyah? Bunlar ne yapar? Yazın ot kuruduğu zaman silahlarla, yakıcı silahları vurarak, özellikle de gece saatlerinde, insanlar uykuda olanda, neden o alet süratle yakılsın, yakılsın, ot kurulanda çok süratle yangın yayılır, o yayılsın insanlara zarar versin diye. O yüzden de her ot kurudu mu o mevsimin sonu, bunlar buralarda yangın çıkarırlar ama askerimiz burada çok güçlü. Ordumuz çok güçlü. Buranın her tarafı askerimiz, ordumuz ve insanımızı da çok iyi şekilde savunuyor ve insanlarımız da sağ olsun güzel şekilde düşmana gereken cevabı veriyorlar. Yani bizim aslında biraz önce anlattığımız kendi topraklarımızı alarak vermişler Ermenistan'a ve bize bir sınır vermişler burada. Ve oradan bugün bu topraklarımıza da o savaş döneminde saldırmaya başladılar. Ve burada çok stratejik noktalar var. Mesela bu gördüğünüz noktalar. Bak görüyor musunuz o noktanı, o dağ, bu dağ. Bunlar Ermenistan'ın eline geçseydi bu bölgenin insanı burada oturamazdı. O yüzden
burada bir ölüm kalım mücadelesi geçmiş ve bizim kahramanlarımız var. O kahramanlardan biri de milli kahramanlarımız var. O kahramanlardan biri de bu köyde doğmuş Azerbaycan'ın milli kahramanı Naip Yusufov ve büyük fedakarlık, çok büyük kahramanlıklar yapmış ama onunla beraber çok kahramanlar var bu kentte. O da milli kahramanımız. O yüzden de bak bu konuda sizin bilmenizi istedik. Burada çok kalmak doğru değil. Burası biz komutana telefon açtık, izin aldık falan. Ama buradan ayrılmak güvenli açısından daha önemli. Milli kahramanların hayat hikayelerini kısaca da olsa bulabiliriz değil mi? Mutlaka. Biz size veririm. Ne gereken memnun olurum.